Seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem ecmaîn. Evet. Avşi idâfetin değil mi? Evet hocam. Evet. Avşi idâfetin. Veya o mukadder zehd. Yani temyizin kendisinden geldiği o mukadder zat. Zat-ı mukadderin dedi ya, ya o cümle ve şübhe cümle dedi ve ilaf edilir. Onun için dedi, atfun alakı uleyhi fi cümletin o mabaha. Mislu yu'cibuni tıybuhu nefsen. Mesela burada tıybin haya olan ilafesinde ne var? Bunda bir ibham var. O nisbette. İşte bu nefse o nisbet neticesinde, yani ibafet nisbeti neticesinde mukadder olan zaten ibham kaldırıyor. Ve terekehu, niye bunu terk etti? Yani bu ibafeyi musannif zikretmedi. لِأَنَّهُ اَظْهَرُ تَمْيِزَاتِ. Çünkü en açık temiz budur. وَلَا خَفَاءَ بِهِ. Bunda da hiç kapalı bir durum yok. Onun için diyor bu, طَيْبُهُ nefsini terk etti. Tabii benim buradaki nüsha bunu kırmızıya boyadığına göre sanki bu da metindir. Ama nasıl? Evet. Ha, nefsen. Ha, o zaman onu yanlış yazmış. Ve eben ve ubuvveten ve daran ve ilmen. Avrada hazil emfilete. Musannif bu misalleri eben, ubuvveten, daran, ilmen getirdi. Ala ufkime sebep. Ki mesela eb dediğimiz gibi muntasabu anhu'dan da ibaret olabilir. Yani kendisi baba olarak iyidir veya mutallık da olabilir. Yani babası açısından iyidir. Ubuvvet ise şeydir, mutallıktır. Dar, gayri idafi. Tabii eb aynı zamanda idafi bir isimdir. Dar, idafi olmayan ama mutallık olan bir isimdir. İlmen de mutallıktır. وَزَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. Musannif şunu da ilave etti. Evet. قَوْلُهُ وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا. وَلِلَّهِ Allah'adır derruhu. O şahsın iyiliği farisen. Ne açıdan? At binicisi olması açısından. Şimdi der arkadaşlar, Arap lisanında kök anlamı süt demektir. Süt tabi Araplar göçebe bir toplum oldukları için yerleşik hayata alışmış olan hadari insanlar gibi onların tarımdan ürün elde etme imkanları yoktu. Yani tarım vesaire bunları ekip biçme imkanları yoktu. Genelde göçebe bir toplum halinde büyük bir kısmı yaşıyorlardı. Dolayısıyla onlar azık olarak, gıda olarak en çok istifade ettikleri süttür. Ve bundan dolayı sütte Araplar için büyük bir hayır vardır. Evet. Süt onlar için büyük bir hayrın sebebidir. Dolayısıyla der, hayrın sebebi olduğuna göre hayır müsebbettir, der sebeptir. İşte mecazi olarak çoğu zaman alim Arap lisanında veya bizim İslami literatüre geçtiği şekliyle mecazi anlamda büyük hayır anlamında kullanılır. Yani velillahi derruhu, onun hayrı Allah'a olsun. Tabii bu
taaccüp ifade eden bir sıradır. Mesela Efendimizin Subhanallah innel mu'mine la yencusu ifadesinde olduğu gibi orada da o taaccübü ifade eden veya ayette geçen keyfe tekfuruna billahi, bu da taaccüp içindir. İşte bu lillahi derruhu farisen veya lillahi derruhu alimen veya lillahi derruhu şücaan artık. Neyse, o da taaccüp için kullanılan bir sıradır. Evet, işte burada Faris temizdir. Nereden temizdir? Derrin ha'ya olan idafesinin o idafet nisbetinin doğurduğu bir şey var, bir zat var. O kadar zat dediği o. Ve bu Faris'in o mukadder zatın ibhamını kaldırmaktadır. Sanki şöyle demişsin: وَلِلَّهِ دَرُّ شَيْءٍ مَنْسُولٌ اِلَيْهِ. Faris'in işte o ibhamı kaldırıyor. İşaretü ile temizi, evet, sahibi değiştir. İşaretü olmamıyor. Bu nasıl oldu? İşaretü ile enne temyize kad yekunu sıfaten müştakata. Tamam. İşaretü ile enne temyize. Yukarısı hele yukarıya çık. Dara. İşaretü ile enne temyize. Tamam. Doğru. İşaretü ile enne temyize bu وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا şuna işaret ediyor ki temiz قَدْ يَكُونُ صِفَةً مُشْتَقَّةً, yani illa temiz camit gelecek diye bir şart yok. Temiz bazen müştak bir sıfat olarak da gelebilir. Mesela Faris bildiğiniz gibi faal vezninde ismi faaldir, müştaktır. وَاَيْضَا yine bu misali, yani lillahi derruhu farisen örneğini getirmenin diğer bir sebebi, lemma avradahu sahibul mufassali. Mufassalin sahibi yani Zemahşeri. Alimlerimiz bazen kitabın ehemmiyetini, önemini ifade etmek istediklerinde müellifin ismini zikretmezler. Müellifi kitaba isna idafe ederek, mesela sahibul keşşaf, sahibu envar-ı temzih, sahibul mufassal gibi ifadelerle kitabın ehemmiyetine işaret etmek üzere musannifi kitabla anarlar. Burada da öyle. Yani ve ayda lemme evredehu zemmeşşerî yerine sahibul mufassal demekle mufassalın önemli bir kitap olduğuna işaret etmiş oluyor. İşte diyor lemma avradehu sahibul mufassal. Mufassalın sahibi Zemahşeri. Bunu yani bu lillahi derruhu fariseni misalen li temyizil müfredi ala en yekunu zamiru fihi mübehemen. O Zemahşeri rahimullah bu lillahi derruhu farisen örneğini zat-ı mukadderden gelen bir temyize örnek değil de müfretten gelen, yani müfredi miktardan gelen bir temyize örnek olan zikretmişti. Mesela indehu andi rutun zeyten. Nasıl ki zeyten müfredi miktardan gelen bir temyiz ise, Zemahşeri bu lillahi derruhu farisen de bu şekilde bir temize örnek vermiş. Ala en yekunu zamiru fi mubhemen. Tabii o
Altta el miktarı koymuş o yanlış. Temizi müfredi. Ha, nasıl müfredin temizi? Ala en yekunu damiru fihi mübheme. Yani bundaki damiri o lillahi der ruhu damirinin mübhem olmasına binaen tabi farisen onun ibhamını kaldırmak üzere gelince bu temiz-i müfred yani müfrede temiz örneği oluyor. Ne gibi mesela? Kadamiri rubbahu racule. Mesela bu rubbahu racule o ha damiri arkadaşım bu hem bir damirdir. Neden? Çünkü marcaya geçmemiştir. Ki damirin marcaından önce damirin marcaından önce geçtiği birkaç örnek var. Mesela damir şen örnektir buna. Rubbahu acun buna örnektir. İşte tenazu babı ikinci amile şey verdiğinizde, amel verdiğinizde birincisinin damir istemesi damirin marcağından önce geldiğine örnektir. İşte bu da lillahi de ruhu faizel de o örneklerden biri olarak değerlendirilmiş. Damir, marcayı geçmeyen damir haliyle mübem oluyor. Ve yekunu farisen temyizen an. Ve farisen de ondan temyiz olmuş oluyor. İşte lemme evredehu arada. Bu arada lemmanın cevabıdır. Zemahşeri bunu rubbahu racülen gibi müfretten gelen temyize örnek olarak zikredince İbn-i Hacip arada irade etti. En yöne bir ya şuna dikkat çekmeye kast etti. Ale ennehu yasluha en yekûne temize an nisbet. Yani Zemahşeri'nin dediği gibi bu demrillahi der ruhu farisen. Bu farisen müfredden bir temiz olarak düşünülebildiği gibi nisbetten de temiz olarak düşünülebilir. O zaman nasıl? O nasıl oluyor? Ala yekunul damir fi imanın muayyene. Şey muayyenen malumen. Yani damir malum yani bilinen belli olan o da nasıl oluyor? O lillahi derruhudaki damiri zikri geçen bir isme yani ki Zeyn, Ali, Bekir artık böyle bir isme vaci olduğunu düşündüğünüzde tabii o zaman damir muayyen olmuş olur. Denilmiş olmuş olur. Damirin kendisinde bir ibham söz konusu yok. İbham nerededir o zaman? Vel ibhamu yekunu fi nisbeti derri ileyh. İbham derrin olan nisbetinde yani onun hayri Allah'a olsun. Hangi açıdan hayır? İşte o. Hangi açıdan olduğu mübhemdir. Farisin o İbhamı, o nisbetteki ibhamı kaldırmış oluyor. Yani kısaca arkadaşlar, öyle biliyorsunuz İbn-i Hacip Zemahşeri'den sonradır. Zemahşeri 538 Hicri'de vefat etmiş. İbn-i Hacip de 645'lerde mi ne? Yani 600'den sonra. Ve İbn-i Hacip Zemahşeri'nin bu El-Mufassal adlı kitabını da şerh etmiştir. Onun şerhinin ismi de İdah'dır. İdah-ül Mufassal. İşte İbn-i Hacı Zemahşeri'nin bu lillahi derruhu farisen örneğini neye, hangi temize örnek verdiğini görmüş. Müfred mübheme getirilen temize örnek görmüş. İbn-i Hacı bu kafiyede buna alternatif bir yorum daha yüklemiş. Yani ikinci bir yorum. O ikinci yorum nedir? Farisenin ha'dan temiz değil, derrin ha'ya olan
İdafesindeki o nisbetten, nisbetteki ibhamı kaldıran bir tez. Yani dolayısıyla bununla ikinci bir yorumun da mümkün olduğuna İbn-i Hacip işaret etmiş oluyor. Herhalde anlaşıldı değil mi? Peki, o der nedir? Fil asli, yani Arap lisanının kökeninde der, elleben, süt. Süt ve fihi hayrun kesirun lil Arabi. Demin ifade ettim zaten. Yani dedik Arap toplumu garibiyetle hadari değil, göçebe bir toplumdu. Tabii göçebe toplumlarda tarımla uğraşma imkanı yok. Çünkü sabit bir yer yok ki tarlası olsun orada ekim falan yapsın. Yok. Böyle olunca onlar genellikle yani günde bir kadah süt içiyor. Bununla devam hayatını idame ediyordu. Bu yönüyle efendime söyleyeyim, sütte Araplar için çok büyük hayır vardı. Fe uride bil hayru. Leben zikredildi. Der zikredildi. Yani zikru sebebi ve iradetü müsebbebi ve böylece mecaze musalı oldu. Ve öyle olunca lillahi derruhu farisenin manası yani lillahi hayruhu ey lillahi hayruhu farisen onun hayrı Allah'a olsun. Hangi açıdan onun hayrı farisen? Bir at benim ismim. Vel farisu faris ismi fa'ilin minel farası bil fethi masdaru farusa bil dammi ey hadaka bi emril hayr yani at konusunda haz oldu. Yani biz hani Türkçe binici olan at binicisi olarak. Tabi Arap toplumunda yine çok hem bir taraftan ticaret kervanları yapılıyordu. Bir taraftan da çok savaşlar falan yapılıyordu. Saldırılar oluyordu. Bu saldırılar, bu savaşlar, bu ticaretlerin bir kısmı ne at sırtında yapılıyor. Dolayısıyla tıpkı Orta Asya toplumları gibi Atabek'sinde olduğu gibi bu at biniciliği ayrı bir maharet, ayrı bir hüner sayılıyordu. Hatta bizim oralarda da suvari, Türkçe'de de suvari kullanılır. Bizim oralarda da suvari kullanılır. Ve böylece atı iyi, at binmesini iyi bilen, iyi koşturan, iyi şey yapana Fars, Araplar, Fars diyorlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece bir defa Oğuzhan'ın ata binmesiyle Fars oldu. Ya ata iyi binmesini bilen, at nerede koşturulacak, koşunca nasıl şey yapılacak ki biliyorsun bugün at biniciliği hala bir önemli spor dalı olarak toplumda devam ediyor. Mevlana Cami burada Farisen'i bu manayı vermekle dolayısıyla binicilik kendisine sanat olama Faris denir. Yoksa bir defa Ozan ata bindi Faris olmaz. Anlaşıldı mı? Evet. Peki ve emmel firasetu hani dedi ya Faris ferasettendir dedi. Fanın fethiyle. Peki kessesi nedir? Firaset. O diyor ayrıdır. Feminet teferrusi. Firaset teferrus. Yani bir insan yüzüne bakarak onun ahvalini anlamak. Buna teferrus denir. Veya firaset denir.
Evet. Hani hadiste geçiyor ya, ittaku firasetel mu'mini fe innehu yanzuru bi nurillah. Mu'min firasetine, ona karşı dikkatli ol. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Dolayısıyla sizin içinizde bir takım sakladığınız gizli düşüncelerinizi hemen Allah'ın verdiği o nurla çakabilir. Onun için dikkatli ol. Evet. Faris yani buradaki lillahi derruh farisa o manadan değil. Bu birinci manadan çünkü. Mütebadir olan odur. Evet. Sümme imkâne eyit temyizu. Eğer temyizimiz ba'de mâ lem yekun nassan fil muntasabi anhu. Hatırlarsanız demiştim nas bizim Türkçedeki net nas kelimesinden alınmadır. Yani diyor temyiz net olarak muntasabu anhu'den ibaret değilse. Nerede olduğu gibi mesela fâve zeydun nefsen. O nefsen orada muntasabu anhu'den nettir. Muntasabu anhu. Yani temyizin kendisinden geldiği fâve zeydun uzeyd dedi ya bu nefsen net olarak ona aittir. Yani onun mutallaki falan değil. Yani kendisi tayyittir. İşte diyor temiz nefsen gibi muntasabu anhu'da nas olmadıktan sonra ne gibi mesela Bâb-ı Zeydun Eben gibi. Hani Eben dedik muntasabu anhu olarak da düşünülebilir. Yani kendisi baba olarak iyidir. Veya mutallıklı da olabilir. Yani Zeyd baba açısından iyidir. Yani babası iyi bir adam. İşte bu gibi yerlerde evet sayfayı değişti şey. İsmen temiz muntasabu anhu'da net ondan ibaret olmadıktan sonra eğer bir isimse la sıfaten muştak değilse biliyorsunuz isim diyoruz bir nahvu müşterek lafzasıdır. Çünkü isim nahvuda bir çok değişik manada kullanılmaktadır. İsim. Mesela kelimenin taksiminde isim fiil harf karşıtıdır. Mesela alemin taksiminde isim lakap künye karşıtıdır. Doğru mu? Mesela nevasık babında isim haber karşıtıdır. Bu bablarda yani bu özel manalarda kullanılır. Bir de belli bir babı olmaksızın genel olarak isim müştak karşıtında da kullanılmaktadır. Yani o zaman camid anlamında. Burada da camid anlamında. Onun için şarih la sıfete. Yani temizimiz eğer isim. Yani camid bir şeyse, bir kelime ise, müştak değilse ki o isim nasıl bir isim? O camid nasıl bir camid? يَصِحُ جَعَلُهُ لِمَنْ تَصَبَعَنُهُ وَلِمُتَعَلَّقِ yani onu hem muntasabu anhu'ya da ait olduğunu ait olma durumu vardır. Sayfayı değişti. Evet şeyh. وَالْمُرَادُ بِجَعْلِهِ لَهُ yani onun muntasabu anhu'ya kılmasından maksat evet itlaquhu aleyhi yani o temyizi o muntasabu anhu'ya hamle etmek mümkünse ve ta'biri bihi anhu o birinci bihi zamiri isme gider anhu zamiri muntasabu anhu'ya gider yani o isimle muntasabu anhu'den tabir edilebiliyorsa mesela siz
طاب زيد أبا dediğinizde bu eben muntasabu anhu'ya cealinden maksat, yani bu eb bu muntasabu anhu olan Zeyd'e ıtlak olunabilir ve eble Zeyd'den tabir edilebilir. Yani Zeyd'un ebun diyebilirsiniz. İşte bu muntasabu anhu'ya ait olmasından maksat bu. O zaman eğer isim nassan net olarak muntasabu anhu değilse, belki muntasabu anhu'ya de olabilir ve başkası mutallık da olabilirse, o zaman caze en yekûne zâlike temizu târeten lehu, o temizi bazen muntasabu anhu olarak düşünebilirsiniz. Yani siz tâbe zeydun eben dediğinizde, yani Zeyd'in kendisi başkasına baba olarak iyidir. Yani yekûne temyizen yelfâ genâme anhu. O zaman bu eben Zeyd'den olan ibhamı, yani Zeyd'e olan nispetteki ibhamı kaldırmış oluyor. Tabi burada Mevlana Cami yani yekûne temyizen yelfâ ibhâme anhu. O biraz o ifade sıkıntılı. Çünkü abi Zeyd'in eben dediğimizde o eben ibhamı Zeyd'den kaldırmıyor. İbhamı Zeyd'e, Zeyd'in Zeyd'e olan nispetinden kaldırıyor. Yani ait olmasıyla ibhamı kaldırmak ayrı şeyler. Yani onun için Mevlana Cami Kaddesallahu sırrahu bize kızmasın ama yarfa'ul ibham anhu ifadesi sanki burada iyi oturmamış gibi geliyor bana. Ben yekûne temyizen, tamam. Hatta ben yekûne temyizen yuhmelu aleyhi gibi bir ifade getirilebilirdi. Ama yarfa'ul ibham anhu siyah itibariyle uygun olmuyor. Evet. وَتَارَةً لِمُتَعَلِّقِهِ bu وَتَارَةً yukarıdaki تَارَةً لَهُوَ عَطَفْتُ bazen de bu temyiz onun mutallıkı, yani siz tabi Zeyd'in eben dediğinizde Zeyd'in kendisi baba olarak iyidir değil de Zeyd babası açısından iyidir, yani babası iyi bir adamdır, o zaman da mutallıkı olur. بِاَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا يَرْفَ الْاِبْهَامُ عَنْ مُتَعَلَّقِهِ o yani temiz olur ve o temizde ibhamı mutallıkından kaldırır. Ha, bu يَرْفَ الْاِبْهَامُ عَنْ مُتَعَلَّقِهِ ifadesi de burada kanaatince pek uygun olmuş. Yani burada hamd ile raf sanki iltibas edilmiş. Raf ayrıdır, hamle ayrıdır. Yani evin Zeyd'in babasına ham edilmesi ondan ibhamı kaldırmıyor. Eben tabi Zeyd'in eben dediğinizde bu temiz olarak ibhamı nereden kaldırıyor? Tayyib'in Zeyd'e olan nispetinden kaldırıyor. O babadan kaldırmıyor. Onun için bu iki yerde de bu sıfat cümleleri Allahu alem uygun değildir. Ve zâlike tabi siz tâbe Zeyd'in eben dediğinizde Zeyd kendisi baba olarak iyidir veya babası iyidir anlamı neyle ayırt edeceğiz? Tabi hasebil karâini vel ehval karine ve vaziyetlere göre artık yani bugün konsept diyorlar ya, konsepte göre artık siz bir manayı yükleyeceksiniz. Yani bağlam itibariyle diyelim ki siz birisini gördünüz, babası ona çok iyi davranıyor, babası ona yardım ediyor, güzel terbiye veriyor, güzel yol gösteriyor.
Aliyen diyelim ki, o zaman Taba Zeydun Aliyen de, Taba Aliyun Even dediğinizde demek ki babası iyidir. Anlamını hemen anlarsınız. Değil mi? Evet, çünkü babası. Yok. Siz baktınız ki Ali çocuğuna iyi davranıyor. Çok iyi şefkat gösteriyor. O zaman Baba Ali'nin evet, yani kendisi baba olmalı. İyi olur. Evet. Mislu eben fi tabe zeydi eben fe innehu bu eben yasahhu en yücale ibarete an zeydin. Bu zeydden de ibaret olabilir. Fecaz en yekuna taratın temmizen an zeydin. İle uride isnavutteni ileyhi. Bu eb zeyden temiz olabilir. Yani bu ibarede uygun değil kanaatince. Fecaze en yekune ibareten an zeydin temizen an zeydinden daha iyidir. Fecaze en yekune tarada temizen mahmulen ala zeydin ila uride isnavutteni ileyhi bi itibari ennehu ebu anır. Yani o baba olan. وجاز أن يكون تارة تمييزا عن متعلقه بعضاً دبو زيدا طاب زيد أبن عفوا أبن متعلقاً دند تمييز أولو باعتبار أن الطيب مستند إلى متعلقه وهو أبوه أما تمييز متعلقاً دند إلكيا تمييز متعلقة حمل أدنية ونشوفه إبارة هنا hoşuma gitmedi şimdi. Evet. Peki. Sayfaya değiştiniz şey. Ve illa evet. Ve illa ey ve illem yekuni temyizu ey temyizimiz ba'dema lem yekun nassan fil muntasabi anhu net olarak muntasabu anhu'den ibaret olmadıktan sonra eğer temyizimiz ismen ve illem yekun temyizu ismen o ismen temyizunun haberidir arkadaşlar. Eğer temyiz bir isim değildir ki yasahu cealuhu limen tasaba anhu yani man tasaba anhu'ya hem edilmesi uygun olan bir isim değilse mesela dar gibi siz tabe bekrun dara Abba Bekir'in dediğinizde Bekir o muntasabu anhu oluyor. Dareni Bekir'in kendisinden ibaret sayabilir miyiz? Yok. Dolayısıyla bu muntasabu anhu'ya cali mümkün olmayan bir isimdir dare. O zaman böyle olunca fehuve li mutallikihi khasaten o sadece mutallikine olur. فَسَطَابَ زَيْدٌ دَارًا وَيَا أُبُوَّةً وَيَا عِلْمًا hepsi mutallık. Değil mi? وَلَا يَصْحُ جَعْلُهَا لَهُ بِالْتَعْبِيرِ عَنْهُ بِيَا o temyizi oralarda bu verdiği örnekte اُبُوَّةً عِلْمًا دَارًا فَاِنَّ هَذِي الْاَسْمَى bu isimler لَيْسَ نَصَّنْ فِي الْمُنْتَصَبِ عَنْهُ net olarak muntasabu anhu'dan ibaret olan isimler değildir. Yani Zeyd ubuvvet değil, babalık değil. Babadır, babalık değil. Zeyd ilim değil, alimdir, ilim değil. Zeyd ev değil, ev sahibidir, ev değil. Dolayısıyla bunlar net olarak muntasabu anhu değil. Ve bunlar ve la yasihu ca'luha lehu bi't-ta'bili anhu biha ve bunları muntasabu anhu'ya ca'luha lehu yani muntasabu anhu'ya ibaret ait olduğunu da düşünemeyiz. Ki nasıl bir tabiri anhu biha yani Zeyd'den bu isimlerle tabir etmek yani bu isimleri Zeyd'e hamle etmek. Mesela şöyle diyemezsiniz. Zeyd'un ubuvvetu olmaz. Zeyd ubuvvet değil. Zeyd'un ilmun olmaz. Zeydun dar olmaz. Öyleyse
böyle olduğu yerlerde fehiyye o temiz li mutallık zeydin. Bu tabii hiye buradaki örneklere raci olduğu için bu enes getirilmiş. Fehiyye bu ubuvveten ilmen daran li mutallık zeydin. Zeydin mutallık ki ve huve zâtul mukaddes. Söylediğim budur. O zâti mukaddes. Anil şeyen mensûbe ilâ zeyd. O zeyden mensûb olan şey. Ha, o temiz ondan geliyor. Dolayısıyla yukarıda hani dedi temizen yarfa'ul ibame anhu ve yarfa'ul ibame an mutallikihi, o ifadeler uygun olmadığını bu da destekliyor. Evet. İşte feyutabiku temizu fihima, temiz ikisinde ey fima caz en yekune limen tasamanu, o temyizin muntasabu anhu'ya ait olduğu düşünülebilen yerde, ister nassan ona ait, net olarak ona ait olsun, ister ona da ve mutallıkına da muhtemel olsun. Mesela tabe zeydun nefsen, nefsen net olarak muntasabu anhu'ya aittir. Çünkü zeydin kendisi demek. Kendisi başka bir şey olmaz. İster muhtemel olsun, yani ona da başkası diye ihtimali olsun. Ne gibi? Ne gibi? Muhtemel olan. Bağrı Zeydül Eben. Eben muhtemel. Yani ya kendisi baba olarak, yani Zeyd kendisi Ali'nin babası olarak iyidir. Veya Zeyd babası açısından iyiydi. Yani Zeyd'in babası iyiydi. O muhtemelen levhul mutallak. Ve fîmâ ta'yyenil mutallakî. Ve mutallakî için mutayyen olana. Ne gibi mesela o tabi? Mutallakî sadece ait olan. Mutayyen olan Zeyd. Temiz. Ubuvveten, daran, ilmen. Bu üçü ne oluyor? Sadece mutallika aittir. İşte burada her ikisinde de fe yutabik temizu fîmâ makus umâ yutabikunu meşhur ediyor. Diyor ikisinde de temiz mutabık olur makus ile kast edilen min vahdeti temizi ev tesniyeti ev cebbi. Temizim, ifradi, teslimiyesi. Mesela diyelim ki iki Zeyd babaları açısından iyidirler. Bab-ı Zeydani ebeveyni. Ebeveyni temiz. Veya tab-ı Zeydun eben. Veya tab-ı Zeyduna aba'en. Böyle temiz, müfred, teslimiyeme oraya gelebilir. Sayfayı değiştir şey. Evet, biraz size zor geliyor ama ne yapalım? Suç benim değil. Sevam kânet. İster bu temyizin böyle müfred, tesniye, cem'e getirilebilmesi bir muvaffakati mantasabu anhu, muntasabu anhu'ya uygun olsun diye ister getirin. Mesela demin verdiğimiz örnekte olduğu gibi Müsvak, o da o örnek veriyor. Tavizeydir eben. Ab-ı Zeydani ebeveyni, Ab-ı Zeyduna aba'a. Değil mi? Evli ma'nın fi nefsihi. İster kendisinde olan bir manadan dolayı ne olsun? Temiz şey, tesliye ceme olsun. Kendisinde, yani temizim kendisinde. Yani şunu diye çalışıyorum. Böyle yani musannef. Temizimiz eğer hem muntasabu anhu hem mutallika ikisine elverişliyse, atıs siz temizden kast ettiğiniz manaya göre onu bazen müfred tesliceme getirebilirsiniz. Tâb-ı Zeydun eben, tâb-ı Zeydani ebeveyni, tâb-ı Zeydun ebeven ve sadece müfred getirirsiniz. Mesela Zeyd, Zeydler kendileri baba olarak iyidir deseniz
O zaman o müfekir Tâb-ı Zeyd'ine emr veya Tâb-ı Zeyd'ine umuvvet, Tâb-ı Zeyd'ine elme. Bunu şey olarak tesniye, ceme veya getirmeye gerek yok. İsmü kavlika Tâb-ı Zeyd'in eben, ıza aradte eben lehu fakat. Sadece Zeyd bir babası, yani birinci derecedeki babası açısından iyidir demek istiyorsanız, o zaman ebi müfred getirirsiniz. Tesniye değil. Ve tâbe zeydün ebeveyni tesniye getireceksiniz. Şayet hem Zeyd hem babası hem dedesi iyidir. Kastederseniz tâbe zeydün ebeveyni. Mesela Zeyd tâbe zeydün ilme. Cins olarak kastederseniz ilmi müfred getirirsiniz. Yok Zeyd'in iyiliği, tıbbi İki ilim türünden kast ederseniz, diyelim ki fıkıh ilmiyle tefsir ilmi, o zaman Tâb-ı Zeyd'in elmeyi. Üç ilim kast edilirse Tâb-ı Zeyd'in ulûmâ. Baba da öyle. Ve Tâb-ı Zeyd'in izâ eredte eben ve cedden lehu. Ve Tâb-ı Zeyd'in âbâen. Çoğul olan getirsin. Ne zaman? İzâ kasadte, izâ eredte eben ve ecdâden lehu. Ve âbâen ve ecdâden ve ikisi de olur. Tabii ve ecdâden ve âbâen olursa ecdâden ona atfı tefsir olur. Yok eben ve ecdâden olursa zaten atf. Fe'alâ kullu minet takdireyn. Her iki durumda da, her iki yorumda da yani izâ kasadte vahdete temyizi, temyizin birliğini kast ettiğinizde ulide mufrede. Temiz mufred olarak getiriyoruz. Ve izâ kasadte tesniyetehu, tesniyesini kast ettiğinizde ulide tesniyeten. Ve izâ kasadte cemaiyetehu, ulide cemân. Neden? Fe inne sıgatel mufredi la tasluhu en tutlaka alın. Musenne vel mecmuar. Çünkü mufred sıgası teslim ve cemle için atlak edilmeye elverişli değildi. Evet. İlla izâ kânet temyizü cinsen. Yakav alel galîli vel kethîr. Ancak temyiz az çok için kullanılabilen bir cins ise, mesela en kelimesi aynı zamanda cinstir. Cins isimdir. Bir ilme de ilim denir, bir çok ilme de denir. Mesela ma cins isimdir. Feras cins isimdir. Bunlar cins olunca fe innehu izâ kasadte tesniyete u cem'ahu la yelzemu en yusenne zâlikel cinsu ev yücmer. Tesniye ve cem'i kast etseniz bile o cinsin tesniye ve cem'i lazım değil. Çünkü cinsin zaten şe'ni az çok için kullanılmaktır. Bel yekfi en yuhtabihi mufreden. Neden? O müfred olarak getirilebilir. Lisahati itlaki alel galiri vel kesir. Çünkü onun hem az hem çok için itlaki sahihtir. Fela haceti ila tefiyyeti ve cemmeh. Tavtabı zeydün ilmen ve zeydani ilmen. O zeydûne ilmen, böyle tek müfred getirmişiz. İlla ancak bu istisnanın istisnasıdır. İlla idâ kâne cinsen dedi ya, ondan istisna ediyor. Ki bunun nazeri yukarıda da geçmişti. İlla en yuksada bittemîzillezî huvel cinsu el envâ. Ancak temiz, cins olan temizden neviler kast edilirse, yani cins olan ilim kelimesinden ilim türleri kast edilirse, yani birisi fıkıh ilminde, birisi tefsir ilminde, birisi fizik ilminde, birisi nahv ilminde, böyle kast ederseniz, yani nevata min hayfi imtiyazatihen nev'iyeti, yani nevileri birbirinden ayrı eden
ayırt edici özellikler itibariyle neviler kastedilirse فَاِنَّهُ لَا بُدَّهْ لِيْذِنْ O zaman şu gerekir مِنْ تَسْنِيَتِهِ اَوْ جَمْعِهِ طَابَ الزَّيْدَانِ عَلْمَيْنِ dersiniz. Mesela iki Zeyd'in birisi fıkıhta, birisi tefsirde. طَابَ الزَّيْدُونَ عُلُومًا Bir Zeyd fıkıhta, bir Zeyd fizikte, bir Zeyd de tefsirde. O zaman her birisi bir ilim kast edildiğinde اِذَا اُرِيدَ اَنَّ مُتَعَلِّقَ الطِّيبِ مُتَعَلَّقَ الطِّيبِ مُتَعَلَّقَ فَتَعِلَ اُقْوِيُمْ اسْمَ فُولُ طِيبٍ تَعَلُّقَ اَتِّهِ شَيْءٍ her bir zeytten veya min kullun mine zeydeyni evu zeydine birincisi tesni okuyun zeydeyni diğeri de zeydine ceme yani tıybim taalluk her zeytten tıybim taalluk ettiği ilmin ayrı bir ilim olduğu kast edilirse yani açıklamada zikrettiğim gibi yani bir zeyt fizikte, bir Zeyd fıkıhta, bir Zeyd tefsirde iyi olduğu kastedilirse فَاِنَّ صِيْغَةِ الْمُفْرَدِ لَا تُفِيدُ ذَٰلِكَ الْمَانَى Müfred sıyrası bu manayı vermediğine göre haliyle ne yapacaksınız? O nev'a kast edilen cinsi de cem'i olarak getirilip طَابَ الزَّيْدُونَ عُلُومًا veya طَابَ الزَّيْدَانِ اَلْمَيْنِ وَيَطَابَ زَيْدٌ عِلْمًا Böyle temiz müfrettesi ceme gelir. Ama yok. Zeyd'in veya iki Zeyd'in veya üç dört Zeyd cemaatinin, Ali cemaatin fark etmez. Bunların ilim cinsinde iyi olduğu. Yani ilimler ayrım arasında bir ayrım yapmaksızın. İlim cinsinde. Ha, o zaman طَابَ الزَّيْدَانِ وَيَا اَزْزَيْدُونَ اَلْمَنْ deyip temizi müfred olarak getirirsin. Evet. Burada duralım mı arkadaşlar? Bu imkanı iyi temizi duralım. Cezakumullahu hayran kesiren. Eyvallah darhan. Nefhanallahu bin nefhanesine.